Merhaba arkadaşlar. Bir başka afili sohbetlerle sizle bir aradayız ama bu sefer afide değiliz. Açıkçası nereye gidelim derken eski dostum, yakın arkadaşım Elvin Küçükvardar'ın konuğu olduk. Bugün sizle beraber second screen kavramını konuşuyor olacağız ama öncelikle kendimizi tanıtalım isterim. Ben Afil'in ajans direktörü Ahmet Beliktay. Yanımda misafirim Elvin Küçükvardar var. Kendisi size kendini tanıtıyor olacak. Öncelikle hoş geldiniz bahçemize. Burası Demirören Medya'nın, Hürriyet'in, Kanal D'nin ve diğer markaların olduğu çok güzel bir bahçe. Ben Demirören TV pazarlama müdürüyüm. Sorumlu olduğum markalar Kanal D, TV2, DreamTurk, DreamTV. 2 tane de radyomuz var, Radyo D ve CNN Türk Radyo. Aslında çok büyük sorumluluklar ve her biri ayrı stratejiler gerektiren kanallar. Evet, her bir ayrı stratejiler gerektirdiği gibi aslında hepsinin de ortak noktaları mutlaka oluyor. Evet. Keyifli olan da zaten bunların hepsini bir yerde buluşturmak ve bunların aslında konuşturmak. Çünkü hepsinin ayrı bir hedef kitlesi var. Harika. Program, dizi, ürün bazında, içerik bazında bunların hepsini konuşturabilmek hani aslında gerçek olan pazarlama dediğimiz şey. Kesinlikle. Zaten temel şeye baktığınızda Mevlana iletişimi anlamların paylaşım süreci olarak tanımlıyor. Bu anlamların paylaşım sürecinde de kanal olabildiğince farklı hedef kitleleri, doğru içerik materyallerini ve tüketim bilincine göre ürettiğinde hedef kitlesini oluşturuyor ve ona göre de bir iletişim stratejisi güdüyor. Ben sorularıma başlayacağım. Gene telefondan okuyorum. Geleneksel medyanın sosyal medyaya entegre olması önemli bir konu. Evet, televizyon kanalları sosyal medyaya entegre olmaya çalışıyor. Ve geleneksel medyadaki dizi ve programlara sosyal medya nasıl bir etki yaratıyor? Nasıl bir insight sağlıyor? Bize bahsedebilir misin kendi yönettiğin markalara göre? Aslında şöyle, çok büyük katkısı var. Çünkü geleneksel medya ister istemez reklam veren reaksiyonundan dolayı da biraz daha orta yaş ve üstünü dikkate alıyor. Evet. Ama artık sosyal medyayla ve aslında dijital medyayla biz gençleri de kapsayabiliyoruz ve dikkate alabiliyoruz. Bir taraftan da geleneksel medya aslında tek taraflı iletişim aracı. Siz veriyorsunuz ve gidiyor, alan alıyor. Ama sosyal medya, dijital medya aslında toplumun, bireyin de dahil olduğu bir medya. Kendini ifade ettiği bir yer aslında. Kesinlikle. Dolayısıyla sosyal medyadan siz çok fazla geri dönüş alabiliyorsunuz. Ve bu geri dönüşler bizim için çok kıymetli. Aslında izleyiciyle duygusal bağı daha çok sosyal medya üzerinden kurabiliyoruz. Bununla ilgili ben de bir aktarımda bulunmak isterim. Hani iletişim genel yapısı itibariyle kaynaktan hedef kitleye giden bir süreç ya aslında. Geleneksel medyada bu feedback kısmı, yani geri dönüt alma kısmı yeteri kadar karşılanmıyorken artık sosyal medyayla artık bunu yeniden yapmaya başladık. Aslında bir nevi sosyal medya reytingleri de bunun göstergesi olmuyor mu? Yani siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Kesinlikle bunu? Şöyle söyleyeyim. Aslında sosyal medyanın birebir reytinge katkısının olup olmadığı tartışma konusu ve birebir reytinge sosyal medyada bugün çok iyiydi ya da bu hafta çok iyiydi ve reytingi arttı diye bir durum yok. Bir orantı yok. Ancak bununla beraber sosyal medyadaki geri dönüşler bizim senaryoda, programın akışında, dizilerin bitip bitmeyeceğine kadar bir sürü kararda etkili oluyor. Ve biz kendimizi oradan gelen feedbacklere göre yönlendiriyoruz, yön alıyoruz. Hatırlarsın birkaç tane dizi projesinde beraber çalıştık. Sosyal medyadan alınan verilere göre de aslında sosyal medyadaki dizi tüketicisinin ne tür bir tutuma sahip olduğu ya da hangi sahnede ne tür bir aksiyon gösterdiğiyle ilgili bilgi sahibi olduk. Bence second screen kavramı, yani aslında izlediğimiz screen'in haricinde de telefonlardan yansıttığımız görüşler bence bir programa yönelik hedef kitlenin tutumunu çok iyi ortaya koyan konulardan biri. Yanlış mıyım Ahmet? Kesinlikle ve ben şunu çok seviyorum. Sosyal medyada diziye, karaktere karşı ve markaya karşı bu kadar bağlı olup onun için fikir üretmeleri, yorumlar yapmaları, hatta hep duyuyoruz dizilerde özellikle TT çalışmaları yapmaları benim için çok keyifli bir şey. Evet. Çünkü ne kadar size değer verdiklerini gösteriyor. Ve onlardan geri dönüşler, tekrar söylüyorum, çok kıymetli. Kesinlikle. Biz bir monitoring ajansıyla çalışıyoruz Ve her dizimiz için, inanın bunu her program ve her dizimiz için yapıyoruz. Bunların bütün konuşulma verileri alınıyor ve spamler ayıklanıyor. Günün sonunda bize çok değerli bir veri çıkıyor. Ari bir bilgi elde ediyorsunuz. Aynen öyle. Bunlar drama ekibiyle, yapımcılarımızla paylaşılıyor. Ve aslında kim neyi sevmiş, neyi sevmemiş, neyi yadırgamış, neyin üstünden gitmek gerekiyor. Bununla ilgili çok güzel bir info. Bunu başka yerde alamazsınız. Harika. Bir şey daha sormak istiyorum da, sosyal medyadan şimdi aldığınız feedbackler var. Bu geleneksel medyacı da olarak haliyle o feedbacklere önem veriyorsunuz. Hiç buradan aldığınız bu feedbacklere göre şekillendirdiğiniz bir yayınınız oldu mu? İsim vermek zorunda değilsin. Tabii oldu. Yani gerekirse karakter çıkardık. Gerekti karakter ekledik. Dizinin süresi kısaldı ya da uzadı. Mutlak birebir o değil. Tabii tek dinamik sosyal medyada böyle konuşuldu, böyle söylendi. Artık bunu bitirelim ya da uzatalım değil. Ama önemli bir etken. Kesinlikle. Bir soru daha sormak isterim de ben. Geleneksel medyanın sosyal medya entegrasyonu ile ilgili aklında bir case var mı mesela? Televizyonun sosyal medyaya entegre olduğu bir case var mı aklında? Örnek verebileceğim. Şöyle çok söyleyeyim. Çok iyi bir biçimde. Aslında biz hemen hemen her dizide ya da programda bunu bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Evet. Tüm TV kanalları bunu yapmaya çalışıyor. Bir case vermek gerekirse çok da güzel, benim de çok keyif aldığım bir case var aslında. Poyraz Karayel. Poyraz Karayel zaten hani bir fan kitlesi var ve bir dijital izleyici kitlesi var. Aynı zamanda geleneksel medyada, TV'de de çok beğenilen bir dizi idi. Biz şöyle bir şey yaptık. İkinci sezonunda Poyraz öldü. Sezon finalinde. Ve üçüncü sezon başlangıcında Poyraz öldü diye biliyoruz ama herkes acaba öldü mü ölmedi mi diye böyle birçok gene şey dolaşıyor, yorum dolaşıyor ve aslında ölmesini istemiyorlar. Dolayısıyla biz şöyle bir strateji dedik. Aslında sosyal medya, dijital medya ve marketing çok da birbirinden ayrı değil ya. Evet. Bunları bir görmek lazım. Bir bacağı olarak görmek lazım. Şöyle bir strateji dedik. Dedik ki biz Poyraz'ı yeni sezon lansmanında kullanmayacağız. Ne yeni sezon filmine ekledik, ne keyartlarımıza ekledik, dizinin lansmanına eklemedik. Dolayısıyla bu çok sırdı ve herkes hatta küsmüştü. Dediler ki gerçekten yok demek ki. Şöyle bir şey yaptık, bir yemek organize ettik ve bu yemekte basında vardı, bloggerlarda vardı, sosyal medya, sosyal TV'si olanlarda vardı. Bu yemek sonuna kadar, onlar da bilmiyordu. Bu yemek sonuna kadar, yani Poyraz'ı ekranda, dizide gördüğümüz ana kadar İlker Kaleli'ye başka bir odada misafir ettik. Bu süreçte Poyraz Karayel hashtag worldwide TT oldu. Herkes bir sürü yorum yapıyor. Ama kitleyi harekete geçirmek için mükemmel bir beklenti. Aynen öyle ve yayın yönetimine sürekli ne zaman çıkacak, ne zaman gelecek vesaire, İlker Kaleli geliyor aman kimse görmesin. Yatla falan getirdik oraya zaten. Ekranda izleyici gördü ve o salona İlker Kaleli girdi. Anlatamam oradaki kıyameti, sevinci, kutlamaları ve o an sosyal medyada da Poyrazlar Ölmez hashtag'ini yaptık. İlk önce İlker duyurdu. 2 hashtag de Worldwide TT'ye girdi. Çok harika bir konu. Çok keyifliydi. Harika. Aslında burada siz hedef kitlenizin sosyal medyadan sizinle ilgili iletişim yapmasını değerli gördüğünüzde göstermişsiniz. Kesinlikle. Bu bence tutumun marka tarafından değerlendirilmesi açısından da çok keyifli bir veri oluşturmuş oluyor. Kesinlikle. Second screen kavramı televizyonları dönüştürüyor, değiştiriyor biliyorsun. BluTV'nin şu anda hani ayrı bir hikayesi var. Çok o konulara girmeyeceğim ama Netflix bizim ayrı bir tüketim davranışımızı şey yapmaya başladı ve gençler artık farklı bir tüketim anlayışına sahip. Daha önceden bir tane çocuk derginin sayfalarını çevirirkenki heyecanını hepimiz görmüşüzdür. Yırtmaya çalışırlar genelde. Bunun yerine şu anda çocuklar iPad dergileri kullanmaya başladılar. Algımız değişiyor. Artık ve dergi, o çocuk gerçekten hard copy dergi büyütmeye çalışıyorlar. Kesinlikle. Algı değiştiği için de şu anda nedir onun adı? Sosyal medyadaki yayıncılığa ve hedef kitleye çok iyi bir biçimde entegre olan televizyonlar bence şu anda çok doğru bir biçimde ölçülemese de sosyal medya reytingini ve konuşulma oranını arttırıyor. Bu açıdan dolayı da çok değerli bir konu. Canlı yayını bitirmeden önce bir şey söylemek ister misin? Şöyle, sadece şunu eklemek isterim. dijital medya. Çayım bitti çünkü. Sosyal, evet. Sosyal medya ya da Netflix, BluTV gibi platformlar aslında herkesin aksine bir şey söyleyeceğim. TV'ye zarar vermiyor. Evet. TV'nin bunu nasıl kullandığıyla ilgili. Kesinlikle. Bunu pozitif olarak kullanıp ona entegre olursanız aslında sizin için çok yararlı bir iletişim türü oluyor. Kesinlikle. Zaten içinde bulunduğun hani kanal grubu inovasyonu sahiplenmiş kesinlikle. Bir grup. Bu grubun içerisinde ilk internet dizisini deneyen grup da ayrıca. Ondan dolayı çok kıymetli bir grup. Devam et. Bugünkü konuşmamızı bitirmem gerekirse bugün Elvin Küçükvardar'la beraberdik. Second screen kavramının yayıncılığı nasıl şekillendirdiğini, nasıl dönüştürdüğü üzerine çok keyifli bir görüşme gerçekleştirdik. O çayını içmedi ama ben çayımı son damlasına kadar ben bitirdim. Çok konuştum galiba yani, çayımı bile içerim. Yok estağfurullah. Bugün kameraman arkadaşımız Ahmet Temur yardımcı oldu. Emre Odun Kesen ofisten izliyor bizleri. Ayrıca da Melisa şey yapıyor, bizleri izliyor. Emre'ye ve Melisa'ya da selamlar. Aynen ve Özlem. Özlem şu an tam ağacın arkasında. Çok keyifli bir görüşmeydi. Gelecek hafta farklı bir konukla görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar izlediğiniz için. Tamam mıdır? 10 dakika ne çabuk bitti.